Günaydın gönlü güzel takipçilerim. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar. İbrahim Efe'nin kahvaltısı en doğalından. Kokusuz çemen, zeytin, oralet. Sıcak oralet ve ekmek. Bunlar istedi. Peynir getirir mi? Şey çemen olunca peynire pek pas vermiyor. İbrahim Efe bugün kendisi uyanmış okula gitmek için. Köpüşleri çıkardım arkadaşlar. Onların karnını doyurdum. Tavuklar salmadım. Biraz köpüşler rahat geçsin diye. Bugün maratonumuz hızlı geçecek. Allah yardımcımız olsun. Yar ve yardımcımız olsun. Kolaylıklar gelsin bizlere. Görüşürüz arkadaşlar. Biraz önce mutfağa gittim canlar. Tezgahın üstüne domatesle salatalık doğradıydım. Onu unutmuşum. Hemen gördüm aklıma geldi. Allah'tan yetiştim. İbrahim daha yeni başladıydı yemeğe. Hadi oğlum afiyet olsun. Arkadaşlar ben de çamaşırlarımı toplayayım. Sandalyelerimi, kılıflarımı falan güzelce yıkadıydım. İbrahim Paşa'mın da karnını doyurdum. Şimdi okula gönderiyorum. İnşallah köpüşle zeytin arkasına gitmez İbrahim'in. Sabahleyin balkona çıkmış arkadaşlar. Serkan görmesin. Oraya pislemişler. Aşağı evi çok pisledikleri için Serkan pek istemiyor. O yüzden onlar... Hadi yiyeceksin aşkım. Kimseyle kavga etme. Okul çıkacağımıza gel. Duyuyor mu beni? İbrahim Efe. Ben de ondan yemeklerini verdim arkadaşlar. Yemişlerim bir bakalım yemeklerini. Bakın. Yarısını yemişler, yarısı duruyor. Hayır. Hayır zeytin. Hayır gelme. Uzaktan sev. Köpüş. Yerinde duramıyor bakar. Köpüş. Hayır. Hayır. İn aşağı. İn. İn aşağı. Balkona gelmek yok. İn. İn aşağı. Bak kime diyorum. İn aşağı. Kokmuyor mu sen anladın? Anneciğim kokmuyor mu sen? Ha? Seni telliklerim tellikler. Bak köpüşüme. Bak köpüşüm. Havlayla nasıl hoşuma gidiyor havla. Köpüş. Köpüş. Ne oldu zeytin? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Aşağıda oyna annem. Aşağıda oyna kızım. Oğlum. Hadi in in. Ha bu. Hiç de anlaşamıyorlar. Salayım mı tavukları? Şşş. Ataksıları salın mı? Hı? Niye yemediniz yemeğinizi? Sebze yemeği vardı arkadaşlar. İçine de ekmek bastım. Süt döktüm. İçmemişler. Mamalarını da koyduydum akşam yuvalarının içine. Bugün bunlar yuvaların içinde kaldılar. Aşağı evi temizledim. Ya değilse orayı temizlemesem bunların gitme şeysi... İdamı verildiydi. İstemiyorum diyordu Serkan. Aşağıya çok pislemişler aşırı derecede. Bebek olduklarından bilmiyorlar nereye ne yaptıklarını ama alışacaklar inşallah zaman zaman. Bir de ben kimseye vermek istemiyorum arkadaşlar. Hani bunlar büyüyor artık. Akıllanıyorlar. Bir de acayip keskinler. Şu köpüş bir fena. Vallahi. Zeytinin elinden eti kapıp gidiyor. Dün biraz iyi getirdim arkadaşlar. Görümcemin orada bunlara. Gittiğim yerden etlerini, kemiklerini getiriyorum. Derilerini. Kemik vermiyordum artık ama yiyorlar. Tavuk kemikleri veriyor. Dişleri falan. Bak. Abo, zeytin erkek olduğundan aldattı vallahi köpüş. Ne oldu köpüş? Alamadın mı? Köpüş. Alamadın mı kızım? Alamadın mı?
Alamadın ıgınalı kulağım. Alamadı. Zeytin baskın geldi. İbrahim günün servisi geldi diyeceğini de o sütçüymüş. Önce sütçü geliyor, bazen servis geliyor. Birbirini tutmuyor arkadaşlar. Zeytin, Zeytin, ne yiyorsun? Ah bak, yabancı şeyi biliyorlar. Araba geçiyor. Köpüş, havla kızım. Kamyon geliyor, havla. Hadi. Çok seviyorum senin havlamanı, havla. Bugün kapamadın. Zeytin galip geldi sana. Neyse arkadaşlar, duracak zaman değil. Elmas'ın hayatının bir sürü işi var bugün. İnşallah yetiştiririm. Şöyle bismillah diyeyim. Önce çamaşırlarımı toplayacağım sevgili takipçilerim. Daha sonra oturma odamı temizleyeceğim. Ondan sonra mutfağımı. Sonra yemeğimi geçeceğim Allah'ın izniyle. Çamaşırlarımı toplayayım. Sandalyelerimi, kılıflarını falan bir geçireyim. Tertemiz olsun. Sandalye kılıflarımı taktım. Ben de istiyorum hani sandalyelerim kılıfsız dursun. Hani kirlenmez, o kadar silerim diye düşünüyorum. Bazen bunları yıkamaya çıkardığım zaman o kadar çok su lekesi, yemek lekesi görüyorum ki, o yüzden yıkama hissi duyuyorum. Biraz daha zamanı var diye düşünüyorum. Hani sandalye kılıflarım eskiyene kadar bir dursun. Zaten şuralarında süsleri olduğu için buraları yırtmış arkadaşlar. Bugün İlkay bacımı da davet ettim ben. Sen de gel bacım dedim. Ablamın eşi, çocuklar çalıştığı için saat 10-11'de geliyor gece. O da dedi, bacım dedi, ben dedi hani geçen o da bizi davet etti biliyorsunuz. Ben dedi karşılıklı dedi davet etmedim de hani ben de sizden de bizi, siz de beni çağırın diye dedi. Mübarek gün soframda dedi bir şeyler hani sevdiklerimi oturtmak, işte bir şeyler paylaşmak için ya davet ettim dedi. Hani ben de istiyorum akşam bacım da bizle beraber olsun. Gerçekten çok ısrar ettim ama hem eşim işten gelecek hem de size zahmet olacak. Yatmayı da istemiyorum. Sabahleyin onları işe gönderiyorum dedi. Bir de galiba ablamın kayınvalidesi gel, kaynatası gel, işte görümcesi, dayısı gel falan da onlar da bugün orada davetliymiş Aksaray'da. Yani İlkay bacım gelemeyecek arkadaşlar. Yani sizlere yorum yapmadan ben söyleyeyim. Gerçekten ben de en çok İlkay bacımın da gelmesini isterdim. Bizim aramızda olmasını isterdim. Olsun bakalım. Şimdi ben sandalyelerimi yaptım. Biraz şöyle evlerimi toparlayayım canlarım. Kıymalı için domates, biber çıkaracağım. Maydanozumu yıkayacağım. Soğan doğrayacağım. Artık zaman zaman böyle neler yaparsam, mesela maydanoz yıkarken görüşürüz veya soğan doğrarken görüşürüz arkadaşlar. Bugün hep beraberik.
Durmak yok, yola devam. 100.000 abonemizle sizlerleyiz. Çok güzel bir duygu. Allah herkese tattırsın. Gerçekten önemli olan hani 100.000 abone. Şöyle söyleyeyim, ben 6 senedir YouTube'dayım. 100.000 aboneye yeni ulaştım. Bunun açıklamasını da yapmak istiyorum. Şimdiye ben kaç kere 100.000 abone olduydum. Ben bunu her zaman söylemek istiyorum, dile getiriyorum. Mübarek gün söylemeyeyim diyorum, söylemek istiyorum, söylemeyeyim diyorum. YouTube'a çıktım arkadaşlar. İlk çıktığımda bunu her zaman söylüyorum. Bak, Demirci kasabası olsun, kendi akrabalarımız olsun, herkes alay etti. İşte Hatice'nin geleni kamera çekiyor, video çekiyor. YouTube'a çıkıyor diye. Neyse, daha sonra herkes YouTube açtı. O açan kişiler de elmastan gördük, açtık demiyorlar. Daha elmas kötü, elmas kötü diye diye. Mesela biri çıktı bir açıklama yaptı. Esnaf gibi, ama ben Allah'a var diyorum. Oruçlu ağzımla. Mübarek gün, ben de varsa bana versin, onlar da varsa onlara versin. O biri çıktı mesela elmas şöyle, biri çıktı elmas böyle. Ben kötü değilim. Ben herkese maaşa bağladım. Bilirlerse, Allah biliyor da, kulları da, izleyicilerimizin de yarısından çoğu, %50'si biliyor, %50'si de bilmek istemiyor. O yüzden kimileri onlara inandı, kimileri bana inandı diyen insan, inanmak isteyenler inandı. Sabahleyin bir kalkıyorum mesela, biri açıklama yapıyordu, sabahleyin kalkıyordum, 300 tane abonem gitmiş. Ona inandıkları için, ya da ona inandıkları için, ya da ona inandıkları için. İyi ne oluyordu? Kayınvalidemle kırgılsın, gitmeyeyim, abonelikten çık. Ablana gitmeyeyim, abonelikten çık. O yüzden 100.000 aboneye ulaşamadım arkadaşlar. Yeni yeni ulaştım. Şöyle söyleyeyim, hani dua etmek yerine YouTube açanlar köstek oldu arkadaşlar. Ben bunu açıkça söyleyeyim. İster beni yanlış anlayın, ister anlamayın. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor, doğru, ama çıkıp da benimle uğraşmaları benim zoruma gitti. Hani elmas bize yol açtı, biz onun sayesinde gördük YouTube kanalı çekmeyi ya da içerik üretmeyi, köy hayatı çekmeyi diyen iki kişi çıktı. Allah onlardan da razı olsun. Birilerine inat söylediyse de Allah razı olsun. Bayanın bir tanesi. Abiden de Allah razı olsun. Ama o abi gerçekten helal olsun, o abiye de söylediği için. Demirci kasabasının gururlanıp da söyleyemediği şeyleri dile getirerek söylediği için Allah ona da daha çok kat kat versin, yani fazlasını versin doğrular söylediği için. Onun içinde bir şey yok demek ki, doğrular söylüyor. Neyse arkadaşlar, bunu da söylemeden geçemeyeceğim, söyleyeceğim, içimde kalmasın. İçimde dert olacak ama dışıma atıp mert olsun. Mert insanım ben. Neyse o, bunlar gerçekler sevgili takipçilerim. Hani ben mesela çıkıp da ben hiçbir zaman inkar etmiyorum. Ben elmasın Selma'nın örgüleri dediğimde bana Cansu dedi, abla el işi yapıyordum. Ben çok el işi yapardım o zaman. Sen daha Çerkez yapıyor dedi, sen de yapam dedi. Demirci kasabası, Gülpınar kasabası kırayacak diye, dalga geçecek diye adamı bile sakladıydım. Selma'nın örgüleri koydum, elmas ya. YouTube çekerken de Selma elmas diye karıştırmayayım diye öyle koyduydum. Bilemediydim bu şekilde olacağını. Sonradan bu şekilde kabak çekirdeği çiçeği gibi açacaklarını bilemediydim arkadaşlar. İlk başta yadırgayıp da sonra normalleşeceğini gerçekten bilemeden Selma'nın örgüleri koyduydum. Başka bir art niyetim yoktu yani. Neyse sevgili takipçilerim, sabah sabah modumuzu, moralimizi bozmayalım. Sonuçta 100.000 aboneye geldik. Allah razı olsun sizlerden. Abone olduğunuz, desteklediniz, beni her zaman desteklediniz. İyiyi de gördünüz, kötüyü de gördünüz. Haklıyı da gördünüz, haksız da gördünüz. Demek ki doğru yoldayız ki 100.000 aboneyi bulduk. Şunu da söyleyeyim. Kendi emeklerimle ben bugünlere geldim. Hiç kimseye çıkıp da beni bir paylaşın, bana bir işte destek olun, beni bir paylaşın demedim. Allah da biliyor, bunu da biliyor. Beni bir Hasan kardeşim paylaştı. Büyük kanal olarak ben hiçbir zaman inkar etmem. Onda Allah ne muradı varsa versin. Dünya durdukça dursun benim kardeşim de. Allah herkese bana bir versin ile on versin. Başka hiçbir şey demeyeyim arkadaşlar. Vallahi canı gönülden diyorum. Bunu Rabbim biliyor. Kalbimi de biliyor. Gönlümü de. Mübarek gün tuttuğum oruç üstüme bulunmasın. Eğer başka türlü düşünüyorsam. Hani bir laf vardır. Daha çok versin azdırsın Allah diye derler bizim köyde. Yani Rabbim çok verip azdırmasın. Az verip de arattırmasın. Herkesin rızkı Rabbim veriyor yani, bir kapı açıyor. Hiç kimsenin aklının ucunda yoktu. YouTube kanalı, köy hayatı, işte şehirlerde belki vardır ama Demirci'de olsun, Gülpınar'da, Gülağaç'ta, Gülağaç'taki bile
Gulaş'ta bir tane kanal var, YouTube kanalı. O beni paylaştırana kadar canı çıktı. Onu siz biliyorsunuz, Gulaş'taki YouTube çekeni. Hatta karşılık olmasın, YouTube kanalının son şeysini de söyleyeyim. Ailesi, YouTube kanalının isminin başı da var, ailesi. O çok yalvardı, yakardı. Elmas abla işte sana gelecek kayınvalidemle evin hayırlı olsun, atlasıydım o zaman. Neyse dedim, hani o da kendisi de şeyle arkadaşlar, gücün kayalı, göztüplü. Ben de onu dedim, hani kendi köylüm, ben ilk çıktığımda bilmiyorum, herkesi kendim gibi zannediyordum. Kalbimi o kadar kararttılar ki, yaşattıklarım gerçekten sevgili takipçilerim. İlk çıktığımda o kadar, bu kadar insanların kötülükle, kinle beslendiğini bilmiyordum. YouTube demek doğruluk zannediyorum, ben öyle değilmiş. Aksine nerede yalan kişiler varsa doğru oluyor. Doğruyu söyleyin de yerin dibine sokmaya çalışıyorlar. Ben bunu çok iyi anladım, valla diyorum bak. O dediğim kişi, ailesi dediğim kişi, arkadaşlar bana işte beni paylaş abla, ablasıydım o zaman. Neyse ben bunu paylaştım, bayağı bir abonesi yükseldi. Bu herkese yazmaya başlamış. Beni bir paylaş, beni bir paylaş diye. Bayağı kişi de paylaşmış onu, yükseldi. Sonra dedim ki, işte sen yükseldin dedim. Hani WhatsApp numaramı neyi bulduydu. Bir dedim sen beni paylaş dedim. Hani destek amaçlı sendekiler de beni görsün dedim. Eşim izin vermiyor dedi arkadaşlar. Vallahi diyorum bak. Bak yemin ediyorum, Allah'ın yeminini diyorum. Eşim izin vermiyor dedi, o oldu. Şimdi ben bana hani şunu bir paylaş, bunu bir paylaş dedikleri zaman darbe yediğim yerlerde hep gördüğüm için artık hiç kimseye inanasım gelmiyor. Doğrusunu söyleyeyim, acıyasım da gelmiyor, inanasım da gelmiyor. Çünkü insanların eline diken battı mı çıkarana kadar arkamı önümü dolanıyor, işte yalvarıyor, yakarıyor. Ondan sonra dikene çıktı mı ne yapıyor? O çıkan dikeni alıyor, vallahi sana batırıyor. Sana batırmaya çalışıyor. İlk hedefi sen oluyor. Rakip görüyor seni sevgili takipçilerimiz. Bu YouTube'da böyleymiş demek ki. Yaşayıcı görüyor insan. O yüzden hiç kimse gerçekten göründüğü gibi değil sevgili takipçilerim. Ben yine söylüyorum, yine hiç kimse 20 dakikalık, 30 dakikalık videoya aldanaraktan inanmasın. Bu dünyanın bir de gerçek yüzü var. Gerçek hayattaki olan şeyler var. Ama sizleri kandırabilirik. Bunu ben söyleyeyim. Ben 100 bin abonemi kandırabilirim. Ben kendi adıma demeyeyim. Bütün YouTube çekenleri diyor. Bir kişiyi kandıramazdık. Sizi kolay kandırırız. Bir yemin ederiz. Bir ağlarız. Bir oturur sığlarız. Ondan sonra gerçek gibi anlatırız. Sizler inanırsınız. Ama onu asla inandıramazdık. O her şeyin gerçeğini de görüyor. Doğrusunu da görüyor. Eğrisini de görüyor. Nasıl ben YouTube çekip buraya kaydediyorsam 20 dakikalık hayatımı, Cenab-ı Mevlam bizleri her zaman kayda alıyor. O yüzden kalbim ferah. Hani öleceksem de gerçekten Allah'ın huzuruna varacaksam da niyetimi alıp varmaya hazırım arkadaşlar. Neyse, durmak yok, yola devam. Ben şimdi şu mutfağımı toparlayayım. Daha sonra görüşürüz canlar. Sabah sabah yine içimizi döktük. Bazen de böyle dökülmesi gerekiyor ki sizler de neyin ne olduğunu bilesiniz canlar. Sevgili takipçilerim, diğer odalarımı süpürdüm. Sıra geldi mutfağıma. Şöyle biber çıkardım yazdan. Biber de aldım ama bunun lezzeti başka. İçine ekleyeceğim. Maydanozumu suya ıslattım. Marulumu ıslattım. Domates çıkardım. Onu da ekleyeceğim. Kıymalımın içine. Limonumu, salatalığımı, biberimi hepsini suya ıslattım arkadaşlar. Şimdi mutfağımı bir süpüreyim. Kayınvalidemi dün sağlık ocağına götürdüydüm. Onda hemşiresi yokmuş. Bugün tekrar götüreceğim. Şimdi telefon açtı. Yardıma ihtiyaç varsa gelin dedi. Ben de kendim yapıyorum usul usul dedim. Oturmaya gelirsen gel dedim. Sağlık ocağına götüreceğim. Oradan da buraya geleceğiz. Videomuzun devamında görüşürüz. Arkadaşlar, belki bazılarınıza benim bu mutlu olmam hoş gelmiyordur. Ama ben geçen sene biliyorsunuz Konya'daydım. Ne ailemi davet edebildim, ne de eşimin ailesi, ne de sevdiklerimi, konum komşum, hiç kimseyi davet edemedim. O yüzden çok mutluyum. Hani bu sene yapabiliyorum diye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kaza bela vermesin hiç kimseye. Kurban olduğum Allah.
En iyisi geri geri gidip köpüşle şeyi ezmeyeyim. Allah vermesin. Mübarek gün. Uyandım. İnsan heyecanından duramıyor arkadaşlar. Yani bunlar gerçekten davetler olsun, hani mevlütler olsun. Gerçekten çok güzel şeyler. Aile birlik beraberliği. Rabbim hiç kimsenin ağzının tadını bozmasın. En ufak şeylerden bile mutlu olan bizler. Neyse arkadaşlar, kayınvalidemi de sağlık ocağına götürüm. Ondan sonra evimize gelince tekrar görüşürüz inşallah. Annem de zaten beni bekliyormuş arkadaşlar. Dün yen gittik olmadı, bir ön yine götürüyorum. Dur bakalım, bir ön nasıl olacak muayenesi. Vallahi ne bileyim. Selamun aleyküm canlarım. Vallahi korkuyorum da gidiyorum da, içimde bir korku var, o korku. Yok bir şey olmaz. Vallahi. Annemi sağlık ocağına götürelim. Oradan da evimize geçelim arkadaşlar. Mutfağımızda tekrar görüşürüz inşallah. Annem sağlık ocağından geldi. Halil babam da orada bizi bekliyormuş sanki. Markete girecek, su falan alacak, içecek alacak. Evimizde tekrar yine görüşürüz. Alalım. Ne oldu? Geçti mi korkum? Geçti. İyi hadi bakalım, geçmiş arkadaşlar, olsun. Ben alışverişimi yaptım. Bizimkiler arıtılmış su içtiği için içmiyor. Onlara su aldım. Maden suyu aldım. Yoğurt aldım. İçecek aldım. Şöyle. Bunları hemen arabaya koyayım. Poşet almadım. Zaten hem yakın hem de bunlar poşete girmez diye. Şalgam suyu da aldım. Şunları vallahi geçen hafta aldıydım. Tek bir değişmedim. Bizimkiler seviyor. Serkan hele yemeğe gidip ondan bir tane içmeye cırası gelmiyor. Yoğurt aldık. İndirim demiş. İki tane anneme aldım. İki tane de kendime aldım. Şimdi eve gidelim gayrı Hatice teyze. Gidelim gayrı. Anca işimizi hallederik. Belki şimdi ablam da geldi. Serkan ablam işimi bitiririm de gelirim diyordu. Telefon açar. Telefon açar Esra. Serkan gül evde ya. He. Sevgili takipçilerimiz, biz annemle aşağı evimizde, garajımızda bir rüzgar esiyor, böyle benim şansıma. Orada ikimiz soğanımızı soyduk. Bunu da dolmuş emiden aldım dün eğil. İçine kattım diye. Selamun aleyküm canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben ayağımı çorap giyeyim. Vallahi biz de iyiyik. Elmasıyla doyduk, dolaştık, alışımızı, verişimizi yaptık, geldik. İnci ise elmas şey doğuracak. Malzeme. Ben de samırsak soyuyorum. Elmas samırsak kodu. Oğlum bu telyaşamız var canlarım. Dışarıda çok rüzgar esiyor bu. Her telaşa bunun gibi olsun. Her canım, bak bu telaşa. Bu da bir şey Murat. Vallahi ha. Benim için Murat. Ben diyorum ya, geçen sene herkes bir yerde davetle toplandı. Ben gelemedim diye çok üzüldüydüm. Ya. Bugün kısmet oldu. Tüm sevdiklerimi topladım. Çok şükür. Daha toplamadık da akşama toplanacak sevgili takipçilerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Robotumuzu aşağı indirdim. Ben hep yıkadım. Zaten gitmeden önce size gösterdiydim, ıslattıydım. İyi oldu. Annem bir alıp gelen adada. Misafire gittik. Ondan sonra eve geldik. Sevgili takipçilerimiz, şöyle 3 kilo kıymamız var.
Bunu etleri çektirdik yerine annemine. Eti de bu kıymaya çevirdim. Şurada dursunlar. İlk olarak biberden mi başlasam ki? Soğandan başlamayacağım, gözüme gidiyor. Bismillah. Bir bakın ben neyle başlayacağım. Robotu da unutuyor bir yapmadım yapmadım mı? Gerçi sen o yanına geçecek. Bundan başlarsın. Bu biberden aslında katmayacaktım. Ben bahçe biberinden çıkar dedim canlar. Ama bunu da dün seçtim. Acı. Biz hepimiz acıyı çok seviyor. Kıymalı da acılı olsun. Hatta sen bakalım dedi ki elmaslı da kırmızılarını da seçmişsin. Hüsüsü seçtim ben onu dedim. Sen o kümek biberini daha acılarınız ondan. He az atar değil. Pek de zehir gibi olmasın. Çoluk çocuk yiyemez. Bir sürü iş gördük. Akşam oluyor. Saat 3'te getirdimiş Gulaş'taki adam Serkan'a. Daha 3 ayda bir sürü var. Yetiştirdim inşallah. Evet canım. Yetişir daha sonra. Bu kadar olduktan sonra yaparım. 12.30. Pire geliyor herhalde. Ben diyorum şiirlerini de hazırlayayım diyorum anneme. Şu domatesini, salatalığını, limonunu doğrayayım. Bileğenlere koyayım. Ablam bir geldiğinde ezan saati yaklaşık ana çiğdemi servis tabaklarını alalım. Ne canım? He. Akşam Serkan sahurda menemen yapmış. Işıcık ama bir tatlıyı da annem işimezdi. Nasıl yiydi? Ormanda iş var da postal mı o geldi? Dün evde hastaneye gideceğime şey gittin mi? Dışarıda mı oturuyordun? He, dün bahanlığa orada çıktı. O oruç diye çatacak bir arardı. Kuzuru köyde aradım bana kızdı. Dayı köyden götürdüm ben de biliyor diye seslenmedim. Yetişmedin değil mi? Yetişti. İyi. Ama ben çıktım kapattılar. Destek mi? Vallahi. Bayağı da bir gitmişsin. Son dedi bir diyarmadı demişim. Ha. Saat 4'ümüş kapattılar. Ben de biliyor diye gelmeyince ben de telefonu açmadım kuzarınca diye. O da bana bol kaldı. Ben de ona attım bol. İyi yapsın. Ödeş, ödeşmişsin bu. Hacıya mı? Ne şekilde? Diyor mu? Yapmayı yapmayı unutuyorum vallahi. Bilmem ki. Robotum yok kırmızı. Sen güven pek biliyorum. Sen güven uğramıyorsun. Anne işte bak. Ha. Ceylan'a taktın mı? Heee. Bir çalsın. Pek de uzatmayın biliyor musun? Hmm. İyice şey bitmiyor. Heee. Valla biz sizi unuttuk. Annemden öyle normal şey gibi konuşuyor. Dur bari. Bazen de unutuyorum vallahi Esra onlar benim. Unutmaz, unutmaz sizi. Siz bizi unutma. Bu robotun bir iyiymiş. İnce Elmas'ı işin başına getirdin mi? Hiç şeyim kalmaz. Yapılacağını bilirim. İşte önemli olan gelmek o işin başına. Ne olacak, ne edilecek diye korkmaz. Tek başına girsin. Maydanoz'da çeksen mi arkadaşlar robotta? İyi olur, iyi. Çekeyim mi anne? Pek mi ufadır? Bir sına bağlı bir şeyle. Suvan içsen mi ki? Suvan bir kişi de tasası gidecek de asıl düşman orada, birinci düşman benim. Suvan acı diyor değil mi? Beni ağlatıyor ya. Cüneyen aldıydık bunlar, iyi oldu. Tam denk geldi. Ya değilse Perşembe'ye gitmek zorunda kalacaktım. Yarın mı Perşembe? Bir gün. Bir güne daha. Sağ ol. He. Sen bu sefer bu kaçırmış. 5 liralık aldım. Kaça veriyor bu dolusu? Bilmem ki. Durmuş. Şunun içine katır kokutsun diye aldım. Ben
fındıcık var. Dur şey mi bitirmiş ya pazarca. Bir çötü de var benim var da dikilecek duruyor. Ha şöyle yeşiline yemek yaparsa ne oluyor? Evet. Babam öyle şey diyor. Diktin mi diktin mi? Yok dedim dikmedim. Duruyor ya o sardı herhalde. Senin bahçe ayağın altı iyi. Hiç evet. Ben bir şey sokmayacağım işte o böyle ıspanağı olsun, kerem olsun. Senin tavuğun var. Tavukların da ziyade bahçeyi süreceği zaman adam onu yarın senin gibi şey etmiyor mesela. Senin malın olduğundan gözün görüyor. Ezdim o, yemek verdim diyor. Geçen sene yaşadım ben. Ya adam çift sürecek. Bence onun da içine inmiyor. O tarafı olsa dönecek, çift dönecek. He. Neyse mi? Sonra diksin de. Bizim tavuk çocuk olmadığından o bahçemizde duruyor ne dikersek. Valla arkadaşlar hiç şey etmiyorum gayrı. Eskiden bir elim ayağım hil alırdı gayrı hiç umurumda değil. İnsanlara bakıyorum. Niye umurumda olacak? Ne elim ayağım? İnsanlara bakıyorum hepsi Allah dert veriyor. Diyor ki işte böbreğimi yitirdim, dalağımı yitirdim. Onlara bakaraktan diyor ki aman hepsi iş gibi olsun diyor. Allah'ın iş kaygısı bu insanlar işte onun için dediler. Baş kaygısı bilmesin kurban olduğum Allah kimselere. İşin ucundan tutan. Şunu da şey yapalım anne. Tabaklarına koyalım. Korun çıkan. İki paket yeter iki bağ. Bitmezse dolaptan çıkartalım. Mazlum. Herkesin kendine göre işi var yani. Onlar da davet veriyor rahmetler. Ne işi olsunlar. Annesi olan, babası olan çığırır. Allah'ım nice nice. Olmayanlara da Allah sabır versin. Ne Ramazanlara kavuştursun. İyi oldu anne. İyi. Bak pek ufakmadı. Bilmez. Samanlık sıra. Allah kolaylıcı. Takıyorum işi. Bit. Bitiriyorum işi. Evet biz onu dınlak dınlak doğrayacağız. Evet iş öyleydi. İncik işler kolay. Ama iyi ne olacak? Kolaylık iş. Pek güzel oldu arkadaşlar maydanozumuzdan. Öyle pek iri kalmadı. Pek ufak da şey etmedi. Böyle ezersez diye düşündüydüm. Şurada biberim var. Bahçemin biberi, domatesi. Onları da getirin. Bir de onları robottan geçirin arkadaşlar. Çok mu olur ki bu iki sende? Görünce cıcık kaldı. Olmaz canım. O yetmem içinde yorulur. Çok olsun zaten. Bayağı şey sen alan birilerini de çağırdım. Burada halam var ya demircide sevgili takipçilerimiz. Arada bir çekiyorum onu da hacaklı. Bakımlı halam diyorsunuz ya bakımlı hala. Onu da çağırdım eşiğine. Nenemine. Aslında ayrı çağırın diyordum. Annem dedi de elmas hepsini şiir tatlıca annem öyle dedi. Yani, sanki koca eve sığıyam olma dedi. Havalar ısındı. Hiç olmazsa salonumuza erkeklere oturduk. Şiir, zobalı odaya da biz otururuz. Biz dört yerine otururuz. Doğralı ev. Buzlu ya. İyi olmuş. Daha iyi olmuş. Bak. Görüyor musun? Buraya bir yakın. Hep bir şeyden çıkıyor. Robotum çok iyiymiş. O zaman Serkan benimle dövüştü. Robot alıyorum diye. 500 TL'ye gittim. Ok şeyden aldıydım. Şu eşyacı, bizim eşyacı vardı ya. Aklıma gelmedi. Ben de var benim diyorum da. Sağlamla. Benim de yok. Bazen bana da iddialı. İnce 1,5 bin lira olmuş. Vallahi o zaman 500 liraya aldım arkadaşlar. 1,5 bin lira. Bu. Şunu da doğrayın yeter bu biber. Anca. Ölünce cıcık kaldı bu. Pişecek ya. Sabah neyi çıkardıydım. Buzu çizilsin robotumu neyi bozar diye. Tam da iyi olmuş. Zaten şey pek buzlu olmuyor.
biber. Kalkıttıysanız derin dondurucuya koyduğunuz biber buzlu olmuyor. Böyle kir kir yerine geliyor yani birerde. Sıra geldi. Soğan. 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 Şunları da şöyle etsem keselim ki. Şaklar. Kesmediydim ya öteler. İrileri kesip. Sayrı bunda tiz geçiyor. Niye? Bu onayın orucun kaç yıldır? 13 mü? Tamam. Hiç saymadım. Bir de saymadım. Onu da saymadan vazgeçtim. 13. Yarın bana... Soğan böreğe geçeceğim. Kenarlarından arkaya yiyeceğim. Canım onu istemiyor lan soğanı korunca. Neyse akşam az kaldı. Kıymalıyı geç o da olmaz iyi. Her şeyin kendince güzel tadı var. Tabii. Hani bir kısa böreğe geçeceğim o daha güzel olur. Bu da benim bahçenin soğanı arkadaşlar. Bir ufak soyduk. Abo. Kaydı benim göremezsiniz sevgili takipçilerim. Nasıl çıkartıp bu kadar bana görmüyorsun? Sana, senin koca da gitti. Hani ya gelmedi bana. Ben adam olsa senin adam diyelim. Ben gitmişsin dediğin avradıyım. Avradım alakası yok benim gönderdim. Senin kozum işte kayarım. Niye döndürmedin? Neyi unuttuk ki? Bıçağını unuttuk Allah'ım. Yarabbim. Neyi unuttuk ki diyorum, bıçağı unutmuşsun sevgili takipçilerimiz. Böyle de olabilir işte bak. Bıçak olmayan şey desen mi? Döndü, döndü, boşa döndü. Arkadaşlar ben bu şekilde çekeyim. Daha sonra baharatlarını eklerken görüşürüz. Sadece domatesim ve sarımsağım kaldı. Onu da çekeyim. Baharatı eklerken görüşürüz. Sevgili takipçilerimiz, çekme işlemimiz bitti. Aşağıdan leğen getirdim. Almadı. Yoğurmaz zor olur diye. Domatesi koydum. Şöyle bir karıştırın. Bir bakın. Hız gelirse azıcık daha çekeceğim domatesi. Buracık kalabalık olsun lan. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şuna da geri çektiğimi koyacağım. Bunu da götürsün Serkan. Hmm. İlk olarak da şöyle baharatını bekleyeyim. Onu sonra yoğurma işlemine geçeceğim. Bismillah. Toz biber, karabiber.
Tuz. Azıcık da kimyon atacağım. Birazcık da yağ dökeceğim. He canım, yağ da dök. He, sonradan aklıma geldi. Buna kuyruk yağı yiyorum da siz mi olursunuz? Yerim de yok. Sorduk yoktu diye. Biter mi? Yağ tatlandırıyor. Biter mi anne? Biter. Şey yok ya, kıymamız da yağsız. Kıymada da yağ yok. Hıh, da oldu. Allah'ım nasıl da hıhçıymışsın. Oldu diyor yani. Kuyruk yağı şu davarlarını kesiyorsunuz ya, onu yüzer. O mu kuyruk yağı? Onu çıkaracağım, o şöyle kuyruk çıkar. Yemezik gayrı da işte olmuş da yedik yani, gözümüz kapalı, kendimiz on diye. İyi olur. He. O tatlandırıyor. Şöyle karabiber. Yeter. Pek acı itmeyelim. Yiyen olur, yemeyen olur. Tuzunu attım. Sen bana git evde anne tuzunu. Ben ne bileyim daha attığı. Geç sen ağzını açıp bakın ışığı ye. Uzuz olur. Hız mı olur? He. Benim acı değil mi? He. Acı. Gitelim. Hı? Gitelim varım da. Gitmezse ışık daha şey değil, atarık. Böyle ağzını açın ben. Çok ışıktan ışık daha. Tuzlu hızlı da açı teyzeniz. Hamur da tuzlu olacak ya anne. Evet. Acık da salça katacağım daha ben buna. Katmayayım mı salça? Evet. Ama domates çok ya. He. Gerek yok he. Birazcık da pul biber attım sevgili takipçilerim. Hemcik geldik. Yoğurma işlemine. Aklımızda olmayan var mı eksik kalan? Vallahi bence yok, hep attık. Bismillah. Ve baktım. Elim dondu. Buzlu ya. Tabii donacak, soğuk. Sonradan 3 tane de kapya biberi kattım sevgili takipçilerimiz. İçinde kapya biberi de var. Salça katsam mı kendine? Işık attım yine de. Kırmızı katsın. Sana zahmet şuradan bir getir. Eş gelirsek. Elim dondu. Şurada mı? He, dolabımızda. Daha bak karşına anne. Şu mu? Ha o. Şuradan da bir kaşık al. Şurada mı? He. Birazcık bol gibi geldi. Bol gibi olmaz. At at. At anne at. Eşk olursa. Yok eşkili değil, parçam da. Parçam da gel. Biter mi? Yine daha kendine geldi. Biter biter oldu. Allah aşkına. Oh, ben yoramayacağım. Elim dondu. Ben yoruyorum. Yok kız git. Elimden. Anne sen batırma elini. Elimden. Elimden. Yok yok karıştırdım zaten. Şimdi tadına tuzuna bakacak. İyi karıştıralım. Ya sızı sıcık daha katalım mı? Sıcık katalım ya. Git ileteyim de. Sıcık hız gibi yağsı. Dur anne kapağını açayım da. Onu hep dök istersen. Dök dök. Çıtır çıtır olsun. Hah. Tamam. Hah. Tamam. Ben şöyle sıcak su getireceğim, elimi batıracağım. Dondu çünkü elim. Öyle mi? Ne
Dostum sana da zahmet olmaz. Ne zahmet? Domates iyi ya. Neden köfteye domates diye bir şey olur? Onu doğramayın diye. Yaşlı da bir şeye yaramaz. İyi beş olursa. Soğuktan ben annem kopar. Aklıma senin düzgün geldi. Güzel. Şuna ekin, domatesin tutulmuş şeyisi buzu kalmış, verilmemiş. İyi oldu ya anne. Bence iyi. Bence de güzel oldu. Bir tadına tuzuna bak, tuzsuz da tuz atalım. Şurada kapya biberi erimemiş. Bir kalanı erimiş. Tuzlu olmuşsa bu sefer de. Olmaz. Hamurda atacak mı ne hamura? Sen azıcık daha at tuz. Mecburu da atayım ben. Bak tuzlu olursa. Yok canım. Ben kırk yerim. Bak bana kırk yerim. Tamam o zaman. Salçada da var tuz. Demek ki de iyice tatılmış. Hah. Dondu mu? He. Dondurur. Parmakla hamurcunu hissetmek. İyi mi? Vallahi. Tamam. Bir daha karıştırdım. Bir daha da. He. Doğru yerim hocam ısıttım da. Keşke eldiven giysin. Eldivenim de yok. Bir alın diyor. Eldiven giysin ben keşke. Ama nasıl sürmelik oldu. Biliyor musun? Vallahi acayip sürmelik oldu. Ekşiliğim nasıl anne? Acılığı iyi. Acısın mı? İyi. Yoksa neyse kalkalım. Acısı iyi. İyi mi? Evet. İyi. Acı olmaz. He. Eşkine de yaz bence. Bir daha bak bakalım. İyi, kalır. Tuzu? Tuzu işte kalır. İyi oldu mu? İyi. Tamam yeter galiba bu kadar bu. Evet. Sevgili takipçilerimiz bu kadar. Şu ileyle ben bunu alayım. Bir daha elime değdirmeyeyim. Streçleyeyim ya da sinim var. Onu çekeyim. Bunu bir yıkayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlere de göstereyim. Limanlık içeride nasıl oldu? Siz de beğenecek misiniz? Ben beğendim vallahi. Tam istediğim gibi oldu. İnşallah tadı tuzu da. İyi, durumu iyi. Tadı tuzu iyi. Tuzlu ne diye. Tadı tuzu da inşallah iyi olmuştur. Niye kızıyorsunuz? Evet. Ağzımız kapalı. Annem de hani bakıyor da annem pek tuzlu yemez. Ben tansiyondan, şekerden dolayı ben bir şey... He, şöyle bir göstereyim iç harcımızı. İyi canım. Bir sürü oldu. İnşallah iter. İter mi ki? Çok hoş. Esa, iyi. Bol bol olsun. Evet. Şöyle etrafımızda toparlayalım. Evet. Elmas kardeşimiz. Bunun da kapağı var mı şunun? Onun yok. Şey, sinim var ya onu örteceğim. Bismillah. Elimi yıkamışken şunları kaldırım. Tuz orada mı anne? Ah şurada. Tuz işte orada. Vallahi buz bana göre iyi. Acılığı da iyi mi? Evet, acılığı iyi. Değil mi sen? Bana diyor insanın ağzını acılığı. İyi, acılığı iyi. Acı iyi oldu ya. İyice de bu durumun acısı bilmez. Evet. Çoluk çocuk yiyen olur, yiyemeyen olur. Evet canım. Çilenle kazmadım tuzlarını, bak sen de. Kaldır. Akşama şey etmesinler, istemesinler. Tuz yok demesinler, herkesin masasına ayrı koyalım. İşte mutfakta bile yedik. Hava pek soğuk oldu. Canım, akşam hani, mutfakta yediler özellikle. Kırıldı şey soğuk. Gayrı pek soğuk yok yani.
İlk tekrar şeye koy şu sobalıyı da, size de şura. He. Biz de satı masadan inmez. Masaya da kuracağım he. Pilar ya, şey ayar, el otursun orada. Hiç domatesi de iyi, katma. Katma, katma. İyi, kıpkırmızı oldu zaten. Katma. İyi. Bunları boşa yıkardık değil. Biraz sonra doğrayacağım sevgili takipçilerim. Şeye doğrayacağım, yanına salata yapın diyorum. Annem diyor ki inmiyor diyor. Akşam biz inmedik yani. Şöyle yapın o zaman. Zaten domates, biber, salatalık, maydanoz doğrayacağım. Tabaklara koyacağım böyle tutam tutam. Kıymaların arasına koysunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu işte bu kadar. Şimdi neyimiz kaldı bir? Çorbam kaldı. Çorba koyacağım akşama. O da nasıl olsa daha ilkel. O çok canım. Şiidel olur. Pilavlar. Sıcacık şiidel çorbaya. He. Hep mercimek çorbası içiyor diyorum. Yoğurt çorbası yapsam diyorum. Kiri de bundan yoğurt çorbası gitmiyor arkadaşlar. Aman mercimek çorbası ya. Kıymalıyla şey gitmiyor. Bunu bir daha sileceğim. Şöyle bir kenara alın. Dursun orada. Ben evet, şimdi canım, şöyle bir kabaya alın. He, etrafım pek pasaklandı. Ben sevmem böyle pasak çalışmayı ama. Bu kıymalı böyle gerektirdi böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bulaşığını yıka. Evlerim kurdu. Evlerim satı kurdu. Kızıcığım duruyor da yatak odalar. Olsun var. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi hiç batırmayacağım gari ben buna. Pek müşteri verelim arkadaşlar. Parmaklarımı esnaf hissetmedim. Beni abam bir daha mı doğuracak? Evet canım. Bir kapıdan var. Anladım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de hire döküyoruz yani anne geri. Hire döküyoruz. Döküyorduk da kızım evden. Yemek miydi? Patates yemeği. Ona nasıl kurmuş izleyicilerimiz? Daha bir de Hatice teyze diyor ki iş kazası diyor diye. Yok bitti yine. Olabilir. Mutfakta her şey oluyor. Evet canım. 3 kilo kıyma kattık arkadaşlar biz bunun içine. Geri kalan hep sebze. Soğan, biber, domates, maydanoz. Ondan sonra sarımsak. Daha kıyması da iyi görünüyor. Bir de neydi anne? Kapya biberi. Evet. Bir de onu kattık. Kıymanın iç harcı hazır. Yağ döktük, baharat ekledik. Zaten gördünüz arkadaşlar, ekstradan hiçbir şey yapmadık. Çok şey çıkardım ben. Kuyruk yağısı neyim yok içinde. Olsa tatlandırılmışmış da bulamadık. Kasaba sorduk, yok dedi. Ya kurban nefes, son kuyruğunu ayrıca çıkarım. Dolaplarınıza konu iyi olur. Kuyruğu yüzerim ben. Annem becerir de ben bile... Ben yemediğimden ilgimi çekmiyor. Acı mı kız? Üf diyor. Yok kız, ben mi üfledim? Diyor. Yok ya. Acı da fel acı diyor. Elimine sığırsam bu kadar sığırlamaz. Fel acı diyor. Acı da fel acı diyor. Bu adam da olacak. İnci kırına kalmış. Sevgili takipçilerim, bu videomuz bayağı uzun oldu. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Elmas'ın kanalında kalın. Bize de gelin. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı Ramazanlar. Bay bay. Bir daha mı? Son kez. Şunu yoklatmam lazım. Sinim. Oldu. Oldu da bitti. Olmadı mı? Oldu canım. Ya olmaz mı?